Merhabalar, Business Channel Türkiye izleyicileri. Her zaman olduğu gibi bugün de bir işi bilen programı daha sizlerleyiz. İşi bilen kısmında bugün konuğumuz da İstanbul'dan geliyor. Protez Tırnak ve Güzellik Merkezi'nin sahibi Esra Uyar bugün konuğumuz. Dilerseniz öncelikle konuğumuza bir hoş geldiniz diyelim, sizleri tanıtalım. Ardından da anlaşılacağı üzere zaten güzelliğe dair birçok konuda kendisinden de püf noktaları öğrenmiş olalım. Ama öncelikle bir hoş geldiniz diyerek elbette. Hoş geldiniz Esra Hanım, Hoş nasılsınız? bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok mersi, bizler deyiz. Esra Hanım, sizleri tanıyabilir miyiz? Buyurun lütfen. Tabii ki de. Esra Uyar ben. İstanbul doğumluyum. Hı. 3 çocuk annesiyim. Maşallah. Bekar annelerdenim ben de. Programlarınızda söylüyorlar, ben de belirteyim. Ben sektöre çok küçük yaşta başladım. Kuaförlükten Hı. tabii ki, çıraklıktan yetişmeyim. Mesleki eğitim merkezlerinden, merkez okulundan Hı. Bir fil mutfağında zaten evet, görmüşsünüz. mezunum. Hı. Ne güzel. Kalıcı makyaj konusunda da kariyer eğitim kurumlarından Hı. eğitimimi bitirdim. Hı. 2014 senesinde Eska Bayan Kuaförü olarak sektöre atılım yaptık. Kız kardeşimle beraber. Ne güzel. Evet, orada bir 4-5 sene devam ettik. Şu anda da Bostancı Bağdat Caddesi'nde devam etmekteyiz. En güzel, İstanbul'un en güzel yerlerinden Hı birinde hı. hizmet veriyorsunuz. Evet. Tırnaklarınızın güzelliğini görebilir miyim? Teşekkür ederim. Şöyle Bayıldım. göstereyim. Ayrıca orada taşlı da var, gözümden Evet. kaçmadı değil. Protez tırnak, başlayın dilerseniz. Kime uygulanıyor? Protez tırnak, bay bayan, çocuk hiç fark etmiyor. Zaten bizim sektörde daha çok Hı. protez tırnak sektöründe Hı. bayanlar estetik olarak, Evet. işte görüntü olarak kullanılıyor gibi gözüküyor, ama Evet. biz de Esra Uyar Güzellik Merkezi olarak daha çok el ayak bakımı, sağlık amaçlı Hı. hizmet vermekteyiz. Bu yüzden beylere, çocuklara tırnak yeme alışkanlığını bitirmek için protez uyguluyoruz. Hı. Batık, nasırlı ayak, mantarlı ayak uygulamaları yapılıyor merkezimizde. Hı. Daha çok el ayak bakımına önem veriyoruz merkezimizde. Hı. Protez tırnak, tırnak yeme alışkanlığı olan kişilerde. Bay bayan, çocuk hiç fark etmiyor. Uyguluyoruz. 2 ila 3 ay aralıklarında daha çok Bakım anlamında evet, mı yoksa? bakım, evet. Arada bir kontrol, Hı rutin hı. kontrollerden geçmek Ayda gerekiyor. bir kere bakım oluyor. Hı. Ve 3 ayda düzeltmeye çalışıyoruz. Yani Yeme alışkanlığı mı gidiyor? evet, yeme alışkanlığı kesin çözüm. Yani bu çocuklarda işte daha çok meydana çıkıyor. Hı. Aslında ben ilk bu sektörde çocuklarda fazla yapılmadığını, yani ben bile, Görmedik, tanıklık evet, ben bile etmedik. Belli bir yaşı bilmiyordum ve yok mu o yapılmıyordu zaman? yani. Belli bir yaşı şöyle, çok küçük yaşlarda olan çocuklara yapmıyoruz tabii ki de. Hı. Ama ciddi anlamda hastalık haline gelen, Yeme yaş aralığı, alışkanlığı yaş olan aralığı en fazla, en düşük, en düşük. yani en düşük 12-13 Değil mi? yaşlarında. Çok çok küçük yaşlarda başlayanlar da var tırnak yeme alışkanlığına. Ben aslında kızımla daha çok böyle bir şeye karar verdim, atıldım. Protez tırnak bayağıdır yapıyordum, ama çocuklara yapacağım hiç aklıma gelmiyordu. Bu da beni zaten bizim müessesemizi hani değişik kılan bu. Hı. Çocukların tırnak yeme alışkanlığını bitirmek Hı. bizim amacımız daha çok. Kızım tırnaklarını yemeye başladığında çok üzüldüm. Yani protez yapıyorduk, evet, büyüklere yapıyorduk, ama bir tedirgin olmadım değil. Kızıma nasıl yapabilirim protez tırnak? 9-10 yaşlarında Çok falan. abartılı mı duruyordu çocukta? Hani Hayır, bizler de, hiç. biz tabii ki de belli yaştaki Çok bayanlar doğal. olarak ideal, hani Evet. hiçbir şekilde sırıtmıyor ama çocukları Evet. olduğu kısmında. Şimdi şöyle, çok doğal bir şekilde yapıyoruz. Hiçbir şekilde parlaklık, oje, öyle şeyler Abartılı yapmıyoruz. değil. Evet. Kendi tırnağı gibi Hı. normal yaşantısını sürdürüyor. Hı. Sporunu yapabiliyor. Hı. Yani hiçbir şekilde
yazı yazmasını, işte okulda hiçbir şekilde etkilemiyor. Okulunu etkilemiyor. Yazı yazmasını etkilemiyor. Günlük hayatında hiçbir sıkıntı uğramıyor. Ve 3 ayda kurtuluyor tırnak yeme alışkanlığından. 3 ayda gidiyor mu? Evet, gidiyor. Yani biz mesela şu an siz protez tırnak yaptınız yani evet, kişiye. Yani yeme alışkanlığı, hani bir alışkanlık da belki durdurulamayabilir tabii ki de kim alışkanlıklarımız, ama yeme isteği geldiğinde yani tırnağınızdan bir acı tat mı geliyor, yoksa hani tabii kendi tırnağında olmadığı için yiyemiyor mu? Şimdi şöyle, daha önce bunları deneyen kişiler var. İşte acı ojeler. Evet, acı oje deneyen kişiler var. İşte bir takım bir şeyler sürenler var. Çocuklar işte çocuğum tırnağını yemesin gibi. Hiçbir şekilde ağzına bir madde gelmiyor. Yani protez tırnağı sadece sert bir madde olduğu için tırnağını koparamamak. Zaten sağlıklı bir şekilde alttan uzamasını sağlamak bizim amacımız. Yani geçenlerde benim küçük bir müşterim geldi. Ondan örnek vereyim size. Annesiyle geldiklerinde çok tedirginlerdi. Acaba tırnaklarım uzayacak mı? İşte Esra Hanım, acaba işte şöyle olur mu, böyle olur mu? Spor yapıyor kızımız, 14 yaşında bir kızımızdı. Yaptık, çok tedirginlerdi ilk başta. Yaptıktan sonra bayağı bir yani mutlu. Memnun kalındı. Memnun kalındı. Bir ay sonra bakıma gelindi. Bir ay sonra bakıma geldiğinde alttan tırnaklarını uzadığını görmüş oldunuz. Uzadığını gördüm. Kendisi de gördü. En son işlem bittiğinde 3 ay sonrasında tabii ki ailesine, annesine sordum. Eli ağzına gidiyor mu? Artık çünkü alışkanlığından yemediği için kurtuluyor ve el alışkanlığı. El ağzına gitmediği için de rahatlıkla artık bitiriyoruz. Protezi de sonlandırıyoruz. Çıkardığımda yani küçük müşterimin gülücü, işte sevinci, mutluluğu bu mutluluğu benim için cidden çok güzelmiş. Sonra ilk defa böyle bir şey işte duydum. Daha önce gene küçük müşterilerim olmuştu ama onların işte yeni başlamış oluyor. İşte tırnağın uzamasına işte izin verenler oluyor. Birkaç tanesi sürekli 2-3 tanesini yiyenler oluyor. Bu müşterim hiç tırnağın uzadığını görmemişti. Ve yani beni sarılıp öpüp Esra Hanım ilk defa tırnağımın uzadığını gördüm. Ve çok mutluyum deyip öyle ayrıldı. En az yetişkinler kadar çocuklara da başarılı sonuçlar çıkıyor. Beylere de yapıyoruz bu uygulamayı ayrıca. Beyler de de tedirgin oluyorlar. Yani işte parlaklık olur, işte belli olur gibisinden tedirginlikler oluyor. Bizim mat jellerimiz var. Mat jellerle bunu bu sorunu kaldırıyoruz. Beylerde de tırnak yeme alışkanlığı olanlar hiçbir çekinmeden, sıkılmadan gelebilirler, yaptırabilirler. Bu hizmetten faydalanabilirler. Tabii ki de. Kurtulabilirler. Peki Ayurveda masajı nedir Esra Hanım? Bizim Sri Lanka'da web sertifikası olan ekibimiz var. Ayurveda masajı. Ayurveda masajımız. Oklavalarla selülit masajımız. Ayrı ayrı oluyor masajlarımız. Ayrı ayrı hizmetlerimiz var. 3-5 tane hizmetimiz var masajda. Oklava masajımız var. 2-3 beden incelme masajlarımız var. 3 ay tabii ki de bunun şeyi var. 3 ay boyunca. Haftada 2 gün, 2 seans. Evet, 2 seans girilerek selülitlerimizden kurtuluyoruz. Hizmetlerinizden bahsetmiş olduk. Ama şöyle detay bilgi vereceksek, başka neler yapıyorsunuz? Merkezimizde el ayak bakım üzerine ağırlıklı olarak el ayak bakımı, kalıcı makyaj, ipek kirpik, kirpik liftingi, kaspa gibi. Değil mi bir de? Evet. Kaspa hizmetlerinizden de var. Evet. Ondan biraz bahsedebilir miyiz? Yani kişisel bakım var. Bu hizmetlerinizin dışında elbette ki başka hizmetleriniz de var mıdır güzellik merkezinizde? Tabii ki de. Merkezimizde el ayak bakımı yoğun olmak üzere.
mikroblading, kalıcı makyaj, ipek kirpik, kirpik liftingi ve masaj hizmetlerimiz var. Ayrıyetten de kişisel bakım uygulamak. A'dan Z'ye her şey var aslında, değil mi güzel merkezimizde? Evet. Hele son yıllarda revaçta olan hizmetlerden de birçoğunu zaten sizler de sağlamış oluyorsunuz. Hedefleriniz nelerdir? Esra Uyar Güzellik Merkezi olarak hedeflerimiz inşallah İstanbul'un farklı semtlerinde, farklı güzel yerlerinde şubeler açmak. İnşallah nasip olursa ikinci, üçüncü şube İnşallah, diye elbette. Böyle neden olmasın? Avrupa yakasında, Anadolu yakasında farklı farklı şubeler açıp el ayak bakımı olarak bu el ayak problemlerini kaldırmak. Yani ortadan hedefim aslında evet, kaldırmak. Daha çok tırnak yiyen insanlarda bu sorunu kaldırmak. Hedefimiz daha çok bu. Yani sadece görsel amaçlı, estetik amaçlı değil de daha fazla el ayak bakımı, insanların daha çok işte eline ayağına yaptığı bakımları daha fazla öne çıkarmak. Peki müşterinizden gelen talepler en çok hangi yönde oluyor? Taleplerimiz daha çok protez tırnak. Tırnak yiyen müşterilerimiz daha çok geliyor. Batık çok büyük çok bir var, sorun. Değil mi? Ciddi anlamda büyük bir sorun. Futbolcularda biliyorsunuz, balerinlerde bu gibi ayakla işte ayaklarıyla işte ekmeğini kazanan insanlar daha çok problemli ayaklar. Yanlış ayakkabı seçimleri sonucunda da. Yanlış ayakkabı seçimi ayrıyetten de ilerlemiş yani çok az acıdı işte geçer deyip evet ayak bakımını göz ardı edince ciddi anlamda ilerleme yapıyor. Bu konuyla da zaten alakalı biz ciddi anlamda %90 %100 çözüm üretiyorsun. Çözüm Kalıcı üreterek aslında. Evet çözüm ve anında etkili. Ne kadar güzel. Acı hissi tamamen geçip merkezimizden öyle ayrılanlar var. Bant tedavisiyle bunu da başarıyoruz. Baş parmakta daha çok genelde baş parmakta oluyor zaten. Bant tedavisiyle bu sorunu da ortadan çözüyoruz. Kaldırmış oluyorsunuz. Ortadan kaldırıyoruz. Bu sıkıntıyı çekmeye, bu derdi çekmeye hem görüntü anlamında hem de sıkıntı anlamında hiç de gerek yok. Sizlerin merkezinize gelip emin ellerde bu sıkıntıyı kalıcı bir şekilde ortadan kaldırıyoruz. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben de teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve o kadar da kolaylıklar diliyorum sizlere. Teşekkür ederim. Günleriniz olsun. Başarınızın devamını diliyorum. Sağ olun, sizin de. Her zaman dediğiniz gibi efendim, İşi Bilen kısmında değerli konuğumuz vardı. Protez, Tırnak ve Güzellik Merkezi'nin sahibi Esra Uyar konuğumuzdu. Bir sonraki İşi Bilen programında görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.